Gündem Özel başlıyor. Allah'a hamd, onun kulu ve Hazreti Pir'e salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, nimeti, bereketi tüm dünya Müslümanlarının ve bizlerin üzerine olsun. Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. Değerli dinleyiciler, hepinize Radyo Denge'den hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, son dönemlerde özellikle Türkiye'de yaşanan bir takım taciz ve cinayetler hepimizi derinden üzdü, sarstı. Gerçekten insanımız neden bu hale geldi diye hepimiz düşünmeye başladık. Çeşitli kesimlerde insanların yapmış oldukları bu eylemler karşısında işte idam geri gelmedi falan anlamında bir takım söylemler öne çıktı. Acaba idam bu insanların çözümü olacak mı? Yoksa çözüm üreten kaynak nedir? Aslında kaçırdığımız, belki de ıskaladığımız alan burası. Çünkü bu bir değil, beş değil. Geçmişte hamile bir kadına tecavüz edilmiş, sonra küçücük bebeği öldürülmüştü. İşte buna benzer özgecan cinayetleri vesaire cinayetleri gerçekten toplumumuzda çok yaygın olarak işlenmekte. Cinsel taciz suçları özellikle çocuklara yönelik ciddi anlamda artış göstermekte. Sadece burada kalmamakla birlikte bir hayli diğer suçlar, cinayet vesaire işte borçların ödenmemesi vesaire, o kadar çok suçta artış var ki bunun sebebi nedir? Yani insanları asmakla, hapsetmekle çözüm olmadığı ortada. Çünkü bu anlamda bu tür eylemleri gerçekleştirenlerin idamla yargılandıkları ve idam edildikleri ülkelerde bunların çözüm olmadığı görülmekte. Değerli dinleyiciler, bu akşam önemli olan bu konuları gene çok değerli bir ağabeyimle, Ali Kaçar abimle görüşeceğiz. Hakikaten Ali Kaçar abim bu anlamda toplumumuzu, insanımızı ıslah etmek, insanımızı bu anlamda doğruya, güzele teşvik etmek noktasında ben yakinen şahidim. Özellikle gençlere yoğun, çok ciddi çalışmaları var. Tabiri caizse Türkiye'yi karış karış geziyor. Gençlerimizin bu anlamda ıslah edilmesi, toplumumuzun düzelmesi noktasında ciddi emek ve gayret gösteriyor. Ali abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizi kırmadınız, katıldınız. Hakikaten ben de biliyorum çok ciddi anlamda bu konuda yoğunlaşıyorsunuz. Ali abi, geçtiğimiz günlerde bu anlamda Türkiye'de hakikaten hepimiz çok sarsıldık ve üzüldük. Bakıyoruz toplumumuzda işte ailelerde boşanmalar çok ciddi oranda artmaya başladı. Aile içi şiddet çok ciddi oranda artmaya başladı. Bunun dışında işte çok hakikaten suç anlamında çok fazla yoğun laşmaya başladı ve bunun işte çözümü nedir? Neden? Oysa biz İslam'da ve biliyoruz ki bütün toplumlarda eğitim ailede başlar ama aile yapımız da sarsılmaya başladı. Neler diyeceksiniz bu anlamda? Neler oluyor toplumumuz? Neden bu kadar sarsıntı yaşıyoruz? Bu kadar derinden travmalar yaşıyoruz abi. Buyurunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi dinleyenlerin ve bütün dünya Müslümanların üzerine olsun inşallah. Amin. Tabii bu olay, yani sadece son günlerde meydana gelen, gerek Eylül kızımız, gerek Leyla, yani Ağrı'da ve Polat'la meydana gelen bu olaylar, yani sanki yeni olmuş, bundan önce bu tür olaylar yaşanmamış ve dolayısıyla Türkiye'de bu yönüyle sütliman bir hayat var, bir gidişat var, böyle değerlendirmek mümkün olabiliyor. Oysa böyle değil. Yani Türkiye uzun zamandan beri, yani aslında 1920'lerden beri hani çokça gündeme getirilen, çokça söylenen, hedef olarak gündeme getirilen muasır medeniyet seviyesine yükseltme, çıkma anlamındaki anlayış bizi bugünlere getirdi. Yani bugün özellikle o dönemlerde muasır medeniyet, Batı medeniyeti, yani Batılıların yaşamış olduğu hayatı böyle teknolojik anlamda, gelişmişlik anlamda değil, sadece göreceli olarak, özellikle kültürel anlamda, özellikle ahlak anlamında tatbik etme, taklit etme ve onları yaşama anlamında bir hedef söz konusuydu. Bu hedef tabii birdenbire olması elbette ki mümkün değil. Yani halklardaki sosyal değişim bugünden yarına, akşamdan sabaha olmuyor.
belirli bir zaman gerekiyor, bir süreç gerekiyor ve bunun için de ısrarlı bir çalışma ve bu yönüyle de ona uygun olarak bir eğitim sisteminin de yerleştirilmesi gerekiyor. Hiç unutmam, bir yerde okumuştum çok eskilerde. Eski Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel'in bir ifadesi var. Diyor ki şu ana kadar, yani 1930'lu yıllarda, işte 30'la 40 arasında, 40'lı yıllarda sürekli böyle Müslümanım diyen insanlar Kur'an'dan uzaklaştırılması için zecri, zoraki, zorba bir takım baskıcı politikalar uygulandı. Yani insanlar İslam'dan uzaklaştırılması için, yani hepimiz biliyoruz, özellikle bugün dile gelse de Saman Pazarı denilen yer dile gelse de oradaki asılan insanların, asılan alimlerin feryatları ya da onların o yaşantıları bize kadar aktarılmış olsa. Niye bunlar idam edildi, niye asıldı, niye bu kadar işkencelerden geçirdi? Tek nedeni kendi yapmak istedikleri bu politikaların önüne engel olarak çıkmak isteyen bu tür insanların ortadan kaldırılması gerekiyordu. Çünkü karşı çıkan insanlar bunlardı. İşte Hasan Ali Yücel şunu söylüyordu. Biz insanları, biz gençleri böyle baskıyla, zorla, Kur'an'dan uzaklaştırmak zor oluyor. Çünkü baskı ister istemez karşısına bir direnç meydana getiriyor, bir direniş meydana getiriyor. Yani yine hepimiz okumuşuzdur ya da büyükler de dinlemişizdir. O dönemlerde gizli gizli Kur'an öğretilirdi. Yani yüksek bir yerlere birileri dikilirdi, bir gözcü dikilirdi. Eğer uzaklarda böyle bir jandarma görüntüsüne gelen birileri varsa Kur'anlar toplanır ya kuyularda ya samanlıklarda ya da kimsenin görmeyeceği yerde saklanırdı. Ama buna rağmen Kur'an öğrenme ve öğretme noktasındaki gayretler de o dönemlerde devam ediyordu. İşte bütün bunlardan vazgeçmek ve özellikle de gelecekte gençlerin kendiliğinde Kur'an'ı ellerin tersiyle itebilecekleri tarzda bir anlayışı meydana getirmeye dönük olarak bir politika izlenmesi gerekir demişti. Bunun için de 30 sene, 40 sene bir sene lazım. Zaman lazım, süreç lazım demişti. Ve nitekim yani 1940'larda söylenen bu söz 1970'lerden itibaren özellikle solun o dönemlerde 68 kuşağı dediğimiz ya da işte dev genç denilen, yani deniz gezmişlerin, Mahir Çayanların, İbrahim Kalpakkaya denilen o dönemdeki solcuların döneminde yetişen gençler artık Kur'an'la uzaktan yakını bilgileri olmadığı gibi tam tersine Kur'an'a karşı bir tepki ve dolayısıyla Kur'an'ın ortadan kaldırması, Kur'an ve Kur'an anlayışının bir gayretin içerisine girdiklerini o dönemde görüyoruz. 1950'li yıllara geldiğimizde o zamana kadar baskıyla yok edilmek istenen şey 1950'den sonra kontrollü bir şekilde, yani mesela o dönemde Kur'an kursları açılması, imam hatiplerin açılması, ezanın işte Türkçeden Arapçaya çevrilmesi Adnan Menderes dönemi, Celal Bayar döneminde. Celal Bayar'ın çok ilginç bir sözü var. Diyor biz iktidara geldiğimizde irtica artık barajın önündeki seti devirmek üzereydi. Biz ne yaptık diyor, artık baraj çok tehlikeli hale gelmeye başladığı zaman diyor, altta küçük küçük drenaj kanalları açtık diyor. Suyun seviyesini indirdik ve dolayısıyla barajın seti devirmesini, suyun seti devirmesini engelledik. Yani irtica olarak bilinen kesim ne istiyor? Kur'an kursları istiyor, açtık. İmam Hatip istiyor, açtık. İşte ezanın Arapça konmasını açtık. Ama müfredatını biz belirledik diyor. Yani kendi kontrollerinde bir nesil yetiştirmek istediler. Ama Allah'ın hikmeti 1960'lı yıllardan itibaren başlayan o gerek Orta Doğu özellikle İhvan kökenli ya da Cemaat-i İslam dediğimiz Pakistan kaynaklı tercüme eserler yeni bir nesil. Gerçekten tevhidi bilen, tevhidi düşünen ve artık kontrole girmeyen, yani Amerikancı olmayan, milliyetçi olmayan, devletçi olmayan, ehli kitapçı olmayan bir nesil yetişmeye, yani sadece Allah'ı bir kabul eden, ondan başka ilah olmadığını, hükmü sadece Allah'a ait olduğunu kabul eden bir gençlik yetişmeye başladı. Bu da kontrolden çıkmıştı. Yani bu dönemlerden itibaren kontrollerden çıktığını görüyoruz. Şimdi 1980 darbesiyle birlikte bu biraz azaltılmaya çalışıldı. Ne yapıldı bu sefer? Dünya genelinde özellikle Amerika'nın öncülüğünde ki Amerika'nın gerçekleştirmiş olduğu şey ılımlı İslam politikası. Bu halkın Müslüman olan önce bu işte şey kanalıyla yani Pakistan, Afganistan, İran ve Türkiye ile çevrelenmiş bir politika oluşturdular. Bütün bunlara rağmen daha sonra olması gereken şey şu hale geldi. Ilımlı İslam politikası. Bugün özellikle Amerika
öncülüğünde, yani Batı öncülüğünde halkı Müslüman olan ülkelerde, Türkiye'de dahil olmak üzere şeklen Müslüman olan, gerçekten namaz kılan, oruç tutan ama aynı zamanda İslam'ın haram kıldığı şeylere çok rahat bir şekilde işleyen, yani söz gelimi faizi mübah gören ya da helal hoş olsun diyen ya da kadın erkek ilişkilerinde bu anlamda çok rahat bir şekilde davranan ya da yani meşru evliliğin dışında çok rahat bir şekilde ilişki kurabilen ama adı Müslüman olan insanlar yetişmeye başladı. İşte bugün özellikle içinde bulunduğumuz toplum artık çöküş dönemine, yani ailenin, yani aile çok önemlidir. Aile bir toplumun en temel kurumudur. Aile toplumu meydana getiriyor. Aile ne kadar sağlamsa toplum da o kadar sağlam olur. Bugün özellikle Avrupalı güçler, emperyal güçler, Siyonist güçlerin bir toplumu kendi istedikleri şekle getirebilmeleri için yapacakları ilk şey aileden başlamak oldu. Ve nitekim bugün aileyi istedikleri şekle getirmiş oldular. Ve onun için de bugün Türkiye tabiri caizse SOS dediğimiz, yani artık son şeylerini gündeme getiriyor. Ve bu da son çığlıklarıdır bunlar aslında. Burada tabii her şeye rağmen halen Allah'ın haram dediğini haram, helal dediğini helal, mübah gördüğünü mübah diyen ve gerçekten bunların gereklerini yerine getiren bir neslin ya da bu düşüncede olan insanların tekrar yeniden bu tür şeylere el atması gerekiyor. Aksi halde çok kısa bir süre sonra, yani sadece Leylalar, Eylüller değil, yani yerine göre azmış bir nesil geliyor ve gerçekten bugün uygulanan eğitim politikası, karma eğitim politikası ve özellikle son, yani AKP döneminde eğitim zaten sıfıra indirildi. Yani böyle alabildiğine adeta insanlar eğitilmemek üzere ya da yanlış bir eğitim sistemiyle eğitilmek üzere yapılıyormuş gibi bir anlayışla hareket edilir hale geldi. Bugün her bakan döneminde bir eğitim politikası geliştirildi. Her gelen bakan da bir öncekini adeta yerle bir etti. Ve dolayısıyla bu yönüyle özellikle Türkiye'de batıya benzeme noktasında batıda gelişen gayri ahlaki sistemin Türkiye'de aynı şekilde uygulanır hale gelmesi, Türkiye'nin de tıpkı Amerika gibi, İngiltere gibi ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesi gibi artık ahlaki yozlaşmanın ve çökmenin eşiğine gelmiş durumda. Ve dolayısıyla bugünkü meselelerin temelinde yatan da Türkiye'nin Avrupa'ya benzemek istemesi, muasır medeniyet dediğimiz ya da denilen onların dedikleri bir seviyeye. Bundan dolayı bugün bu sistemin Eylül'den dolayı ya da Leyla'dan dolayı ya da bir başkasından dolayı gibi bir takım böyle geçmişte ismini çok fazla duyulmayan ama netice itibariyle aynı şekilde Leyla ve Eylül'ün akıbetini yaşayan insanlar bundan sonra da olmaması için hiçbir neden yoktur. Uygulanan politikalar bizi bu noktaya getirdi. Aile politikası ve özellikle eğitim politikası Türkiye'de bizi bir çıkmaza getirdi. Bu çıkmazdan bir an önce kurtulmak ancak yine Müslümanım diye ve gereğini yerine getiren insanların ancak mümkün olabilir. Ali abi, Allah razı olsun. Bir de şu var abi, özellikle Türkiye'nin hedef olarak, yani AKP hükümetinin hedef olarak çizdiği bir Kopenhag kriterleri var. Bir de Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye göndermiş olduğu fonlar içerisinde özellikle feminist hareketleri desteklemek bağlamında çok ciddi katkılar oluyor. Ve yani çok özür dilerim burada söylemekten ara diyorum ama yani bir takım yani homoseksüel anlamda bir takım çevreleri de bu anlamda destekliyorlar. Yani bunlara ne diyeceksiniz? Yani aslında bizim değerlerimizde gerçekten çok uçuk, çok kopuk bir hal var ortada ve bunların önü de maalesef açılıyor. Şimdi halk arasında güzel bir söz var. Nasrettin Hoca'ya da mal ediliyor. Yani taşların bağlandığı, köpeklerin salıverildiği bir ortamdayız şu an. Yani İslam'ın ve İslami değerlerin, yani aileyi aile yapan, toplumu toplum yapan, gerçekten güçlü kılan, manevi yönde ayakta durmasını sağlayan temel değerler bugün adeta böyle bağlanmış, engellenmiş, önüne setler ve engeller çekilmiş ama bunların dışında özellikle aileyi yok eden, toplumu yok eden, çürümüşlüğe yol açan her türlü özgürlüğe de alabildiğine serbestlik getirilmiş. Bugün feminist anlayış ne yazık ki bugün devlet tarafından, hükümet tarafından desteklenir hale gelmiş. Yani her ne kadar bugün işte başörtü ya da tesettür denir mi, o da ayrı bir konu ama bu konularda biraz
serbestlik getirilse de ama ne yazık ki o tür insanlarla konuştuğunuz zaman kadın erkek eşitliğini bırakın, çok rahat bir şekilde ilişkilerin kurulmasında taraf olan ve bunların devam edilmesinde herhangi bir sakıncanın olmadığı, yani kısacası feminist düşüncelerin, duyguların artık adeta yönetim aşamasına geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönem bugün aileyi yok etti. Yani Sema Maraşlı'nın, Allah kendisinden razı olsun, o bayan canhıraş çığlıkları var. Çırpınıyor, evet. Yani sadece Cumhurbaşkanı'na yazmış olduğu son mektup değil. Ondan önce yazılarına bakıldığı zaman da evet. Mesela bir yazısında AKP'nin intihar kanunu diyor. Bir yazısında, yani buna benzer hangi yazılarına bakarsanız bakın. Ve bu konuda da yani en çok çırpınanlardan birisidir. Ve bunun dışında genellikle yani bugün medyada ikiye ayrılmış vaziyette. Biri siyah diyor, diğeri beyaz diyor. Yani siyaha beyaz diyen, beyaza siyah diyen iki kesim söz konusu. İkisi de birbirini besliyor aslında. İkisi de birbirini besliyor. Ve dolayısıyla hükümet yanlısı olarak bilinen ve söylenen kesim hükümetin aleyhine olabilecek doğruları ya da kral çıplaktır diyebilecek hiçbir şey gündeme getirmiyorlar. Ne olursa olsun onu savunma, onu destekleme ve onun yaptıklarını doğru kabul etme ve dolayısıyla topluma da doğru olarak lanse etme gibi bir anlayışı devam ettiriyorlar. Diğeri de tam tersine ne varsa yok sayan, eleştiren bir anlayış ki onların diğerlerinin sayıları da ne yazık ki çok azaldı. O da ayrı bir konu. Onun için yani bu tür düşünceler bugün desteklenir hale geliyor. Bu da çok anormal değil. Yani geldiğimiz süreç odur. Avrupa Birliği ilişkiler ve özellikle Batı ile olan ilişkiler. Çünkü Batı'da artık aile bitti. Evet. Yani 16 yaşına gelmeden hemen hemen her aile, yani çocukları 16 yaşına gelmeden her aile çatırdıyor. Artık çocukların belirli bir yaştan itibaren evden ayrılmaları, kendi başlarına yaşamaları ya da aile tarafından uzaklaştırılmaları, eşcinsel yaşantı, ondan sonra evlilik öncesi beraberlik, evli olmadan işte çocuk doğurma vesaire vesaire. Bütün bunlar Batı'da çok yoğun olarak artık Batı'yı çöküşün eşiğine getirmiş durumdadır. Ne yazık ki bu anlayış bugün Türkiye'de televizyonlar kanalıyla, filmlerde, dizilerde, reklamlarda çok yoğun bir şekilde yani birbirlerinin eşlerini aldatmanın yolları öğretiliyor tabiri caizse. Birbirlerinin çocuklarını, kızlarını, ne yani namus mefhumu denilen bir şeyinin kalmadığı filmler, diziler ve reklamlar. Tabii internetin çok yoğun olması, sosyal medyanın alabildiğine kullanılışı da artık bu tür olaylarla ilişki kurma ya da cinsel anlamdaki düşüncelerini, anlayışlarını tatmin etme noktasında bir kolaylık sağlıyor. Boşanmayı kolaylaştıran kanunlar çıkıyor. Zinayı serbest bırakan ya da suç saymayan kanunların çıkması da bunları tetikliyor. Dolayısıyla bugün siz sokağa çıktığınız zaman ya da otobüse bindiğiniz zaman, belediye otobüsüne, yani şehir içerisindeki belediye otobüslerine bindiğiniz zaman, yani çevrenizde günaha girmemek için kendinizi zor ancak o işi tutabilirsiniz. Mümkün değil çünkü. Birilerine hafif bir şekilde yavrum, kızım ya da abla neyse ne derseniz yaşınıza göre bir şey söylediğiniz zaman, yani gayri ahlaki duruşuyla, durumuyla ilgili kanundan önce oradaki otobüsteki diğer halk kesiminin de size destek vermeyi beklerken tam tersine ne karışıyorsunuz, özgürlük var gibi bir takım şeylerle size karşı çıktıklarını görürsünüz. Onun için bugün bazı sosyal STK'lar vardır. Feminist duyguları çok güçlü bir şekilde destekleyen ve aynı zamanda da destek gören, yani hükümetten, devletten destek gören bu tür şeyler var. Bunların bir tek amacı var. Aileyi, yani var olan, henüz daha yani atık eskiden ataerkil aile vardı. 3 nesil bir arada yaşıyordu. Şu an 2 nesil kaldı. Yani ana baba çocuklar, çekirdek aile dediğimiz, bu da yavaş yavaş bitiyor. Evet. Çünkü çekirdek aile de artık çocuk belirli bir yaşa geldikten sonra Batı'dan o filmlerden etkilenmek suretiyle ben özgürüm diyor. Belirli bir yaştan sonra evinden ayrılmak suretiyle arkadaşlarıyla birlikte bekar evlerine gidiyor. Başka yerlerde yaşar hale geliyor. Geriye ana ve baba kalıyor. O da artık birbirinden ayrılıyorlar. Çünkü serbest yaşama, özgür yaşama onlar için de artık bir tutku haline geliyor. Yani çekirdek aile de bugün yavaş yavaş bitmek üzeredir. Geçmişte
genellikle laiklerin arasında daha çok boşanmalar olurdu. Ve onların arasında da genellikle sanatçı, sözüm ona sanatçı denilen kesimde ki zaman zaman televizyonlarda, haberlerde ya da gazete sayfalarında bunları okumuşuzdur. İki sanatçı birbirinden ayrılırken karı koca ve herkesin karşısında diyor ki biz bundan sonra arkadaş kalacağız diyor. Yani sanki ticaret yapmışlar, ortaklık kurmuşlar ve anlaşamamışlar, ondan sonra birbirimizden ayrılıyoruz diyorlar. Yani bu kadar rezalet ve pespaye bir durum söz konusudur. Bu ister istemez gençleri ve dolayısıyla aileleri, aile fertlerini etkiliyor ve netice itibariyle de ailenin çökmesiyle birlikte toplumda çöker hale geliyor. Evet, Allah razı olsun Ali abi. Bir de şu boyutu var. Yani özellikle muhasır medeniyetler diye bir hedef konmuş. Batı'ya bakıyoruz. Batı'da aile yaşantısı yok. Yani ben şundan çok sarsılmıştım ilk okuduğumda. Avrupa'da çok affedersiniz, homoseksüel evliliklere dışarıdan çocuk sahibi olma hakkı verilmişti. Bir çocuk, böyle bir ortamda yetişen çocuk ne denli sağlıklı olacak? Bu çocuk nasıl topluma adapte olacak? Bu çocuktan, yetişen bu çocuktan neler bekleyebilirsiniz? Yani Amerika'da baktığınız zaman her 45 saniyede bir kadına taciz ediliyor, tecavüz ediliyor. Cinayet, silahlı saldırı çok yüksek oranlarda. Bize hedef olarak gösterilen ülkelerin hali bu iken biz de maalesef buraya doğru bu anlamda gidiyoruz. Neden söylemek istersiniz? Şimdi tabii yani aslında hani bir söz var, rüzgar eken fırtına biçer diye. Yani bunlar aslında normal olan şeylerdir. Yani çünkü bu istenerek bu noktaya gelinmiş. Yani mesela bakın, Türkiye'de ben size bir örnek vereyim. Zonguldak'ta Zonguldak Cumhuriyet Savcısının bazı veriler, Hürriyet gazetesinin sitesine yayınlanan bir haberdir. Cinsel saldırı ile ilgili olarak. Çünkü bakın, sadece bir Batı örnek veriyoruz ama Türkiye'de Batı'ya benzem. Yani artık Türkiye'de verilen eğitim, yapılan ya da eğitimsizlik. Çünkü eğitim söz konusu değil Türkiye'de ne yazık ki. Yani mesela sadece bugün Türkiye'de derslik sayıları artırılıyor, okul sayıları artıyor. Ama çocukların durumu, eğitim durumu, bunlar hiç gündeme gelmediği için, habire değiştiği için ve dolayısıyla bunlarla övünülür hale geliyor. Bakın. İdeal abi, yani bunlar basına intikal eden ya da yargıya intikal eden, etmeyen, o kadar üstü örtülen o kadar vaka var ki. O da ayrı. Bakın, Cumhuriyet Zonguldak'ta yayınlanan bir şeydir bu. 2002'de Türkiye genelinde cinsel saldırı suçuyla ilgili mahkemelere 8146 dosya açılıyor. 2002'de. 8000. 2011'de 32.988. Of, inanılmaz bir rakam. %400 artış. Korkunç bir rakam. Şimdi bu çocuklar ya da bu insanlar nerede yetiştiler? Ben bir ara Mardin'deydim. Bir imam arkadaş var. Orada gençlerle ilgileniyor. KCK'nın o dönemde, bu çözüm sürecinin de etkili olduğu o dönemde, KCK'nın etkin olduğu bir mahallede imamlık yapıyor ve çocuklarla ilgileniyor. Orada anlattığı şeyler var. Ve daha sonra Cizre'de YDGH vardı. Bu PKK'nın o dönemdeki gençlik örgütüydü. Cizre küçük bir yerdir. Cizre'de yüzden fazla genç, yüzü kapalı diploma töreni yapıyorlar o dönemde. Ondan sonra da yol kesiyorlar. Aynı şeyi Diyarbakır'da yapıyorlar. Şimdi ben düşünüyorum, 2002'de AKP iktidara geldiğinde bunların yaşları 8'di, 9'du, 10'du. En fazla, çünkü 15'te 25 arasında bu yaş. Evet. Şimdi bu dönem, bu çocuklar ve bugün gidin Doğu ve Güneydoğu'ya geçmişte, bugün de halen de onlar vardır ve bugün dağda olan ya da Irak'ta, İran'da, Kuzey Irak'ta ve özellikle Suriye'de işte YPG olarak bilinen kesim, gençlerin bir kısmının yaşı budur. Türkiye'den gitmeleri söylüyorum ben, gidenleri. Bunlar bu dönemde yetiştiler. Evet. Başka yerde yetişmediler. Yani 2002'de 8 yaşında olan bu gençler ve şimdi işte 15-16 sene sonrasını düşünün, işte 20 yaşlarında, 20 küsur yaşlarındadır. Bunlar bu dönemde, başka zaman, yani uzaydan gelmediler, Maradona'da yetişmediler. Nasıl bir eğitimde geçtiler bunlar? Şimdi bu kadar cinsel şey oluyor. Bunlara ne veriliyor? Bunlara verilen şey gayri İslami, İslami olmayan bir eğitimdir. Atatürk ilkeleri öğretiliyor, demokrasi öğretiliyor, demokratik bir takım şeyler, hak ve özgürlükler adı altında özgürlükler öğretiliyor. İşte gelinen nokta budur. Şimdi hedef 2023 konuyor. Evet. 2023 varsa yoksa 2023. Niye? 1923'te ne oldu? Türkiye'de İslam ortadan kaldırıldı. İslam yönetiminden uzaklaştırıldı. Anayasanın temel maddelerinden birisi İslamken, bu kaldırılmasa da kaldırılır hale getirildi. Medreseler kapatıldı. Ve İslam iddiasında olan, Müslüman iddiasında olan, alim konumunda olan insanlar dar ağaçlarına sallandırıldı.
Yani 100. yılı kutlanmasının anlamı nedir? Neden 2023 hedef olarak gösteriliyor? Evet. Şimdi bunların bütünü, yani sanki neo kemalizm dediğimiz, neo kemalist bir sistem yeniden hayat buluyor, can buluyor. Yani dün kemalist sisteme karşı halkta olan oluşan tepki ne yazık ki bu dönemde ortadan kaldırıldı. Ve şu an yani kemalizm sevimli hale getirildi. Neo kemalizm sevimli hale getirildi. Bunlar yarın sıkıntıları daha da çok artacağı bugünden bilinmesi gerekiyor. Onun için muasır medeniyet dedikleri şey, hani Mehmet Akif'in söyledi, tek dişi kalmış canavar diyor ya, evet, budur. Ve bugün artık aile içerisinde çatışma var. Akrabalar arasında çatışma var. İş yerinde çatışma var. Okulda çatışma. Her yerde çatışma ve gerilim alabildiğini artıyor. Siz sokakta birilerine bir şey söyleyemezsiniz. Trafikte birilerine bir şey söyleyemezsiniz. Bir arkadaş anlattı geçen. Öğretmen bir arkadaş. Kendi öğrencisinin babası trafikte giderken diyor ki bir yanlış bir şey olmuş herhalde, çok basit bir hata. Niye yaptın diyor. Adam hiçbir şey demiyor. Çekiyor tabancayı, tak tak adamı vuruyor, öldürüyor. Evet, maalesef bunları görüyoruz. Şimdi bu hale geldik yani. Bu hale getirildik. Yani bunu ne getirdi yani? Bu insanlar nerede yetiştiler? İşte bu eğitim sistemine yetiştiler. Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül açıklama yapıyor. Bu cinsel tacizde bulunanlarla ilgili olarak. İşte biz şu ana kadar bir takım tedbirler aldık. Çok yoğun tedbirler aldık. Bundan sonra bu hadımlık dediğimiz şeyi getireceğiz diyor. Yani kimyasal hadımlık. Şimdi tamam, bunlar suçludur. Bunu yapanlar suçludur, doğru. Yani bu canavarı yetiştiren, eğiten, ortaya çıkaran neden bunlar üzerine durulmuyor? Neden sadece sonuç üzerine duruluyor, sebep üzerine durulmuyor? Bunun sebepleri nedir? Yani bu insanları, bu gençleri, bu çocukları bu hale getiren, canavarlaştıran şey nedir? Niçin bunların üzerine durulmuyor? Bekir Bozdağ'ın ya da bir başkasının hiç mi kabahati yok bunda? Dönüp kendi kendine bu hesabı sormaları gerekmiyor mu? Bugün ülkeyi yönetenler, idare edenler dönüp kendilerine, ya bu çocuklar niye bu hale geldiler? Niye 8 yaşındaki ya da 3 yaşındaki çocuğa tecavüz eden hale geliyor bu insanlar? Yani nedir, sebep nedir? Yani bir hastalık vardır. Bu hastalık ayrıdır. Bu herkeste olmaz. Ama çok yaygın bir şekilde ve akraba içerisindeki insanlarda bile bu tür düşünceler meydana geliyorsa bunun üzerinde oturup düşünmesi gerekiyor. Bir bakkal, sıradan bir bakkal iflas ettiği zaman oturup düşünüyor. Ben niye iflas ettim diye. Türkiye bu hale gelmiş. Tamam, yollar var, köprüler var. Yollara, köprülere verilen önem neden insana verilmiyor? Niçin insan yetiştirilmiyor? Niçin bu insanlar bu hale getirilecek bir eğitim programına geçiriliyor? Bunların düşünmesi gerekiyor. Bugün yetkililerin, görevlilerin sadece bir takım cezalar vermek suretiyle siz birilerini idam edersiniz. İdam mesela gündeme, çokça gündeme edersiniz. Yani hak da ediyor bunlar. Ama sadece bunlar mı hak ediyor idamı? Yani hani Fırat Nehri'nin kenarında bir kuzuyu kurt kapsa suçlu benim diyen anlayış bugün bu ülkede beklemiyorum. Gerçi yani çünkü İslam bir sistem olmadığı için yani bu tür sistemlerde zaten böyle bir şey beklemiyoruz, ama en azından kendi halkını, kendi insanı mutlu edecek bir takım politikalar, uygulamalara gerekiyor. Bugün insanımız mutsuzdur. Evet. Nereye giderseniz gitsin mutsuzdur. Çiftçi mutsuzdur. Esnaf mutsuzdur. Memur mutsuzdur. İşçi mutsuzdur. Niye? 3 kuruş 5 kuruş şu an vermekle bunların kapatılması mı söz konusudur? Bugün hepimiz görüyoruz. Geceler özellikle çıkın, sokaklarda çöplüklerde yiyecek arayan insanlar var. Yani sayıları da az da değil bunların. Peki devlet, işte diğer devletlerdeki böyle muhtaç olan insanlara yardım etmekle övünüyor. Güzel, oraya yapılsın. Peki bu ülkedeki bu aç olan insanlar, işsiz olan insanlar, işsizlik sayısının arttığı, azaldığı söyleniyor. Sıfır bilmem kaç, daha yeni işte tek rakamlı hani sayı 3 milyon civarındadır. Bu insanların durumları ne olacak? Bunların düşünmesi gerekmiyor mu? Bu insanlar ne yiyor, ne içiyor? Şimdi bir insan aç olduğundan dolayı ekmek çalıyorsa, hani yine bir hadis var ya, İslam'ın uygulanmadığı, ahkamın uygulanmadığı yerde hadler uygulanmaz diye. Hazreti Ömer döneminde, radıyallahu anh'ın döneminde de oluyor. Şimdi birileri gerçekten aç olduğu için bir ekmek çalıyorsa ona ceza verilmez. Öncelik ona iş vermektir. İş veremiyorsan onun karnını doyurabileceği kadar bir para, bir maaş ya da bir ücret vermektir. Bundan hiçbirisi sağlanmadan bugün sadece sonuçla ilgileniyor. Leyla'yı niye böyle yaptılar? Tamam, bunlar zaten konuşmak bile insanı sıkıntıya sokuyor.
Yani 3 yaşındaki, 8 yaşındaki, 11 yaşındaki çocuklara dönük olarak yapılan bu vahşet, elbette ki bunu hiç kimse, bırakın savunmayı, basite bile almaz, önemsememezlik bile yapamaz. Ama bunu kadar suçlu olan, bu insanlar kadar suçlu olan, bu insanları yetiştiren sistem değil midir? Düzen değil midir? Niçin düzen ya da sistemin bu anlamdaki suçu gündeme getirmiyor da varsa, yoksa sonuçta, yani siz bataklığı kurutmadan sivrisinekleri yok edebilir misiniz? Şu an bir bataklık var. Türkiye'de bataklık kurutulmadan sivrisineklerle uğraşılıyor. O da çok uğraşılmıyor, onu da söyleyeyim. Çok uğraşılmıyor. Ve alabildiğine şu an uçurum, yani şeyler arasındaki uçurum gittikçe açılıyor. Yani bir taraftan bakıyorsunuz ki zirvede yaşayan ve sadece verdikleri bahşişle bir ay geçimini sağlayabilecek insanlar varken, bir bahşişle, bakın bir bahşişle, ama öbür tarafta işte mesela bu Adnan Oktarların durumu. Evet. Nereden geliyor bu para? Niye şimdiye kadar bunların üzerine gidilmedi? Şu an bazen televizyonlarda bazı şeylere bakıyoruz. Bakmak durumunda kalıyoruz haberlere. Ya da bazen sosyal medyada ya da bazı haber sitelerinde çıkıyor. İnsan bakmaya utanıyor o resimlere, onların yaptıkları hareketlere. Devlet nerededir? Evet. Ama Müslümanlar böyle bir şey yapsalar, ayındır derler, bilmem nedir derler, hepsine ya IŞİD diye suçlarlar, ya El-Kaide diye suçlar içeri atarlar. Peki bunların yaptıkları rezalet nedir? Bunlar bugün mü biliniyor? Bugün mü duyuldu? Bugün mü yapıyorlar bu işleri? Hayır. Yıllardır yapıyorlar. Adnan Oktar bugün değil. Yıllardır yapıyor bunları. Evet. Ve çocuklara yaptı. Tecavüzden tutun işte anlatıyorlar. Cinsel tacize tutun bilmem neye kadar var. Bu ülkede MİT yok mu? İstihbarat yok mu? Niçin bunların tedbirleri şu ana kadar alınmamış? Aklımıza şu geliyor. Demek ki devlet kullandı belli bir aşamaya kadar. Ve ondan sonra üzerlerine gitmeye ihtiyacı duydu. İsrail ile ilişkileri var olduğu söyleniyor. Amerika ile var olduğu söyleniyor. İtalya ile var olduğu, yani bilmem kaç ülkeyle var olduğu söylenen bir ilişki. Şimdi siz devletsiniz ya. İstihbaratınız var, bilmem neyiniz var. Niye bunları engellemediniz ya da bunları daha önce bu tür şeyler zamanında müdahale etmediniz? Bir de Ali abi şöyle bir şey var. Özellikle Adnan Oktar konusunu açtınız. Yani maalesef tırnak içerisinde bunlar cemaat falan değiller. Asla cemaat ismini oraya yakıştırmam. Allah'a sığınırım. Ama böyle bizler gibi hakikaten İslam'ı yaşama gayreti içerisinde olan, bu konuda hassas olan, hakikaten büyük bir titizlik içerisinde insanımızı kazanalım diye çaba gösteren yapılar da var. Bunlar böyle televizyon ekranına taşınınca, işte FETÖ gibi, Oktar grubu gibi, diğer hakikaten sahih anlamda hizmet veren cemaatlerin de maalesef bir zan altında kalıyor yani. Neden dediğiniz gibi zamanında müdahale etmediniz de bu hale gelince, canavarlaşınca müdahale eder hale geldiniz? Bu da ayrı bir soru tabii. Ben şunu da yöneltmek istiyorum Ali abi size. Özellikle Batı'da geçen bir yazı okumuştum. Serdar Turgut'un yazısı. Diyor ki Amerika'da son 20 yılda intihar vakaları %30 oranında arttı. Ve yazısının sonunda, ayrıntılara girmeyeyim ama yazısının sonunda da şöyle bir ifade kullanıyor. Her türlü hazzı bu insanlar çok anında ulaşabiliyorlar. Arkasına bir boşluğa düşüyorlar. Enteresan bir şey, diyor ki Türkiye'de hızla Amerika'ya benzemeye başladı. Şimdi Amerika'da obeziteden ölen insanlarla Afrika'da açlıkta ölen insanların oranı aynıymış. Yani korkunç bir şey. Bir tarafta alabildiğince tüketen, bir tarafta da bulamadığı için ölen insanlar var. Bu anlamda değerlendirmeleriniz nasıl olacak Ali abi? Şimdi tabii yani bu da normaldir. Çünkü yani Türkiye sürekli batıya, biz bir ara İran'daydık. İran beraber gittiğimiz solcu birisi vardı. Onun çok hoşuma giden bir şey vardı. Bir yerdeyiz. Orada Türkiye'nin reklamını yapan ya Türkiye'de bir şeyin reklamını yapan bir arabanın üzerinde bir şey gördük. Bir yazı gördük. Dedi ki her yer, geri kalmış ülkeler için söylüyor, her yer batısına öykünüyor, batısına özeniyor. Şimdi İran Türkiye'ye, Türkiye'de batıya özeniyor. Şimdi bunun dışında başka bir şey olması mümkün değil zaten. Yani Amerika'da ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde olup biten her şeyin Türkiye açısından özenilen, yani Türkiye'de özellikle sistem açısından söylüyorum, özenilen bir hayattır bu. Dolayısıyla bu hayatın buraya taşınması gerekiyor. Bu ne kadar devam eder? Devam eder mi? Ederse ne kadar eder? Elbette ki şu an bunu bir tarih ya da bir zaman söylemek elbette ki mümkün değil. Ama bunun sonu bir uçurumdur. Yani bugün hani İbn Haldun'da da geçer,
her devletlerin de bir ömrü vardır. Evet. Tıpkı bir insan gibi ömürleri vardır. Devletlerin de ömrü vardır. Şimdi Amerika ve Batı şu an şeyi yaşıyor. İşte zirveyi yaşıyor ama aslında zirve değil artık. Zirveden aşağı doğru iniyor. Evet. Çünkü Batı'da bir çöküş var. Ahlaki anlamda, ailevi anlamda, biraz önce söylediğiniz israf anlamında alabildiğine şu an zirveden aşağı doğru iniyor. Bu intiharların nedeni de odur. Çünkü yapacağı başka bir şey kalmıyor. Manevi boşluk olunca ve özellikle kendilerini manevi yönde tatmin eden, kilise tatmin etmiyor. Evangelist anlayış tatmin etmiyor. Savaşlar tatmin etmiyor. Başka insanlara sömürmek tatmin etmiyor. Başka insanları katletmek de öldürmek de tatmin etmiyor. Çünkü bunların hepsini denediler. Evet. Yani bu saydığımız her şeyi özellikle Orta Doğu'da ha bir affedersin bir hayvanı öldürmüşler ki hayvan onların nezdinde daha da kıymetli hale geliyor. Ha bir insan ölmüş. Yani sadece netice itibariyle bir ölü olarak değerlendiriyorlar. Bunlar artık tatmin etmiyor onları ve dolayısıyla bir de bunu deneyelim diyorlar. Tabii bir şeyin dediği gibi ölümün tecrübesi olmaz. Evet. Öldün mü bir daha gelemezsin yani. Bu da öyledir. Dolayısıyla bugün tabii özellikle Batı'da da bu yönde buna dur demek için bir gayretin içerisinde olan, düşüncesi anladığımız anlamıyla bütünle İslami olmasa bile buna yakın düşünen insanlar yok mudur? Vardır. Ama artık çok geç. Çünkü tabiri caizse şey aşmış artık yani şeyi. Ve dolayısıyla bunun önüne geçmek artık çok zordur. Bunun önüne ancak İslami bir anlayışla geçilebilir. Sadece böyle göstermelik değil, içi boş değil, ılımlı İslam'la değil ve gerçekten İslam'ın devletleştiği, İslam'ın sistem nizam haline geldiği ve hayatın bütünüyle İslamlaştığı bir dönem, bir ortamda ancak bunlar mümkün olur. Çünkü bugün hani ayet ediyor ya, yiyen için israf etmeyin diyor. Evet. Çünkü israf edenleri Allah sevmez. Bugün onların nezdinde israf yok ki. İsrafın ölçüsü yok ki. Maalesef. Oysa bir Müslüman, işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına örnekler verilir. Doymadan, tabiri caizse üçte bir boş ya da işte boşlukken yani tam doymadan kalkmayı öğüt veriyor Peygamber Efendimiz. Oysa bugün herkeste olup biten daha çok ne kadar yiyebilirim, daha çok köşeyi nasıl geçebilirim ve daha çok başkasının sahip olmadığı şeylere ben nasıl sahip olabilirim? Yani adeta bir rekabet, bir yarışın içerisindeki kapitalizmin, vahşi kapitalizmin getirdiği şey de budur. Küreselleşme de bunu sadece Batı'da bırakmıyor. Yani Amerika'da olan şey ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde olan şey artık dünyanın en ücra köşesinde, yani sosyal medyanın girdiği, televizyonun girdiği, medyanın girdiği yerde artık bakıyorsunuz ki sanki anlık olarak orada yaşanmış gibidir. Evet. Dolayısıyla bunun önüne geçmek de dediğim gibi ancak İslami anlamda bir anlayış da ancak mümkün olabilir. Bu da bugün ne yazık ki bundan da çok uzağız. Çünkü hani Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi var ya, bir kötülüğü gördüğünüz zaman elinizi düzeltin diyor. Gücünüz yetmezse dilinizle, gücünüz de ona da yetmezse kalbinizde buğz edin. Başka bir söyleniş tarzında da hadisin, eğer kalbinizde buğz yoksa hardal tanesi kadar iman da yok diyor. Evet. Şimdi bugün artık bizim tepkilerimiz azaldı, yumuşadı. Yani dün buna diyelim 10 sene önce, 15 sene önce bir şeye gösterdiğimiz tepki artık şu an ya yoktur ya da o kadar çok yumuşamış ki ya öyle de olur böyle de olur der hale gelmişiz. Maalesef. Bu hepimize sirayet etmiş. Ve dolayısıyla yeniden tekrar Kur'an'a dönmek, tekrar İslam'a dönmek, tekrar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını günümüze yaşanabilir hale getirmenin dışında başka bir çözüm yok. Birileri ne yaparsa yapsın, nereye giderse gitsin, elbette biz de etkileniyoruz. Hani dünyevileşme dedik, yani dünyevileşme gerçekten sadece bedensel anlamda değil, aynı zamanda ruhu da öldürüyor. Ruhen insanı öldürüyor, ruhen insanı çökertiyor. Sadece hedefi bir şeyleri elde etmek, bir şeylere sahip olmaktır. Bunun dışında başka bir amacı yok. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadisi var ya, öyle bir zaman gelecek ki diyor, yemeğe, sofraya üştükleri gibi diyor, düşmanlar size de üşecekler diyor. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü diyor, sayımız o gün az mı olacak? Hayır diyor. Bilakis çok olacak diyor, ama suyun üzerindeki, deniz üzerindeki çer ve çöp gibi olacak diyor. Çünkü Allah diyor kalbinize vehn yerleştirmiş. Vehn nedir ya Allah'ın Resulü diyorlar? Dünyayı sevmek, ölümü sevmemektir. Evet. Evet. Şimdi bizim durumumuz budur. Dolayısıyla biz bunu açtığımız zaman, bunu hallettiğimiz zaman, yani ölümü kendi aramızda böyle hatırladığımız zaman,
sürekli hatırladığımız zaman, aklımıza çıkarmadığımız zaman, yani belki o zaman başkasına zulmetme, başkasının hakkını yeme, başkasının hakkına gasp etme ya da yine ayette belirtildiği gibi yani dünyada verilen her şey bir süsten ibarettir diyor, değil mi? Gelip geçicidir diyor. Evet. Siz kalıcı olana, oysa bugün geçici olan kalıcı olana tercih ediliyor. Doğa suresinde diyor ya, yani siz diyor ahireti, birinciyi ahireti tercih ediyorsunuz diyor. Oysa Müslüman açısından ne zaman ahiret tercih edilir hale gelir? Dünyayı ihmal edelim, bitirelim, hayır, o anlamda söylemiyoruz. Ama bu dengenin de mutlaka kurulması gerekiyor. Ama ne yazık ki Müslümanlar arasında bu anlamda bir denge de kuramıyoruz. Dolayısıyla bu da bizi sıkıntıya sokuyor. Bugün tabii batıda olan Türkiye'de yaşanır hale geliyor. Mesela uyuşturucu çok yaygın. Yaşı 11'e kadar iniyor. Hatta daha küçük yaşlara kadar iniyor. Yani aldıkları bir takım tedbirler var. Bu tedbirlerin önüne geçilmez. Yani siz insanların kalbine İslam'ı, Allah'ın korkusunu yerleştirmezseniz onu jandarmayla, polisle engellemeniz mümkün değildir. Yani bir insan şunu bilmesi gerekiyor. Ben bu uyuşturucu sattığım zaman 3-5 kuruş kazanırım. Ama bir başkasının hayatına mal olacak bir hareket yapmış olurum. Bu da ahirette benim için büyük bir vebaldir. Düşüncesini yerleştirdiğiniz zaman ancak bunun sayısını ya da şeyini azaltabilirsiniz. Bütünle kaldırmak mümkün değil. O anlamda söylemiyorum. Yani İslami düzen de olsa bu tür şeyler olur mu? Olur, ama bunların cezaları da verilmesi gerekir ve verilir. Ali abi, uyuşturucu dediğiniz bir anımı sizinle paylaşayım. Dinleyicilerimizle de paylaşmış olayım. Biliyorsunuz ben sağlık sektöründe hizmet veriyorum. Bu anlamda emniyette görevli, uyuşturucu alanda, narkotikte görevli birinin ne hizmet verdim, sağlık hizmeti verdim. Konu açılınca dedim ki ya bu uyuşturucuyu yani neden halledemiyorsunuz? Ne oluyor? Niçin tedavisi yok mu? İşte tedavi merkezleri falan var. Yılların tecrübesi, emekliliğine yaklaşmış. Bana dedi ki, beyefendi dedi, ben size şunu söyleyeyim dedi. Hiçbir uyuşturucu merkezinde tedavi olmuyor. Ancak dedi, manevi anlamda. Benim de İslami hassasiyetimi bilen birisi değil, onu söyleyeyim. Yani yeni tanışmıştık. Manevi anlamda bir takım şeylerden geçerlerse, eğitimden geçerlerse bunlar kullanmıyorlar, bir daha dönüp başlamıyorlar. Hatta bir tanesinden bahsetti. Çocuğuyla aile gelmiş baba. Demiş ya evladım bu halde, kurtaramıyorum, ne yaparsınız? Her şey yolu denedim. Valla falanca yerde bu anlamda hizmet verenler var. Oraya gidin. Bir müddet sonra çocuğu gördüğümde diyor, çocuk bana şunu söyledi diyor. Asla bir daha ben uyuşturucu kullanmam. Ben İslam'ın ne olduğunu anladım. İmanın ne olduğunu anladım. Ben hayatımda böyle çok mutluyum, çok huzurluyum. Allah beni kurtardı. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında İslami eğitim bu işin çözümü. Ama maalesef oraya gelen yok. Kumanda masası uyarıyor. Hani bir reklam arası vereceğiz, sonra devam edeceğiz. Evet, bir aramız var, sonra devam edeceğiz. Özel kısa bir ara. Gündem Özel devam ediyor. ...92.1 Radyo Denge'den tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli dinleyiciler, Ali Kaçar abimizle programımız devam ediyor. Evet, son dönemde Türkiye'de yaşadığımız travmaları konuşuyoruz. Sosyal anlamda toplumun değişimini konuşuyoruz. Evet Ali abi, hakikaten insanı düzeltmeyince hiçbir şeyi düzeltemiyorsunuz. İnsanı düzeltmek lazım. Eğer insanı düzeltirsek yollarımız da olur, ülkemiz de gelişir. Ama insanımız bozulunca maalesef yollarımız da olsa, teknolojik imkanlarımız da olsa, ekonomik olarak düzeyimiz çok yüksek de olsa mutlu olamayacağız. Bu bir vaka, çünkü Batı insanı mutlu değil, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Son dönemlerde özellikle Sema Maraşlı hanımefendinin Cumhurbaşkanı'na yönelik bir mektubu vardı. Bu belki kamuoyunda çok duyulmadı, çok takip edilmedi. Dinleyicilerimiz takip ettiler mi bilmiyorum ama. Burada ciddi mesajlar vardı. Bu anlamda sanıyorum bir yorumunuz da olacak Ali abi. Bununla başlayalım isterseniz ikinci bölümümüze. Buyurunuz. Şimdi bu mutlulukla ilgili söylediniz ya, bir ilahiyat profesörünün güzel bir sözü var. Boşanan eşlerle ilgili olarak. Boşanmadan önce diyor ki
haklılığı seçmeyin diyor, mutluluğu seçin diyor. Evet. Çok... Yani siz ayrıldıktan sonra haklı olsanız bile bir anlamı kalmıyor. Doğru. Yani dolayısıyla haklılığı değil diyor, mutluluğu seçin diyor. Şimdi tabii Sema Maraşlı hanımefendi gerçekten bu belki daha önceki bir hayli yazıları var. Özellikle aile politikası ile ilgili AKP'nin uygulamış olduğu bunlarla ilgili çokça yazıları var. Ama son Cumhurbaşkanlığına göndermiş olduğu mektupta da biraz derli toplu olarak, yani bugün içinde yaşadığımız sıkıntıları da gündeme getiren, aileyi bu hale getiren bir takım konulara değiniyor. Yani muhtemeldir ki dinleyicilerin bir kısmı okumamış ya da haberdar olabilir. Olmamış olabilir. Ve bugün aslında bunlar anlaşıldığı zaman ya da yukarıdakiler bunu bildiği zaman bile bile bu tür şeyleri devam ettirmemeleri gerekiyor, bu tür politikaları devam ettirmemeleri gerekiyor. Aksi halde sadece toplum değil, sadece aile değil, toplumsal anlamda bir çöküşe neden olabilen bir yol haline geliyor bu. Bunun da mesela şöyle sayıyor kendisi, yani bunu çevremizde de görüyoruz. Özellikle kadınlara dönük olarak şiddet ve cinayet suçlarının çoğalmasının nedeni bu kanunların çıkmasından sonradır. Çok mesela, ciddi artış oldu. Düşünün. Yani siz asgari ücretle çalışan bir aileyi düşünün. Asgari ücretle çalışıyor. Başka evi yok, başka imkanı yok. Kadınla, hanımıyla bir böyle bir tartışma. Psikolojik şiddet uyguluyor diye kadın telefon ettiği zaman polise, polis geliyor, adamı kelepçeliyor, adam evden uzaklaştırıyor. Evet. 6 ay uzaklaştırıyor. Eğer diyelim ki vatandaş, yani adam evine dönmek istese, hanımını arasa, çocukları görmek istese, bunun yine cezası hapistir. Şimdi bu adamın psikolojisini düşünün. Bu adam gideceği yer yok. Toplumun içerisinde, komşuları içerisinde, komşuların arasında, akrabalarına dönük olarak, hanımı tarafından evden atılan, evden attırılan, evden uzaklaştırılan bir kocanın psikolojisini düşünün. Bunun çok zengin değil, ikinci bir ev tutamaz. Otelde kalamaz. Sokakta da kalamaz kışın. Nerede kalsın? Peki bu adam ne yapsın? Nasıl geçinsin? Yani zaten asgari ücretle geçinen birisidir. Bunu ailesine mi versin, çocuklarına mı versin? Yoksa ayrı bir yerde tekrar yeniden bir ev mi tutsun? Bu mümkün mü? Bu mümkün değil. Dolayısıyla bunun özellikle psikolojik olarak bu kişiden meydana gelen travma ister istemez... Böyle hatta bazen de kelepçe takılıyor. Yani eve yaklaşıldığı an polisin sinyal veriyor ve sinyal vermesiyle birlikte içeri atılıyor. Semih Maraş'ın ifadesi, yüz binlerce insan var böyle diyor. Yüz binlerce. Şimdi bu bazıları psikolojik bir travma yaşıyorlar ve netice itibariyle cinnet geçiriyorlar ve hanımlarına dönük olarak, çocuklarına dönük olarak böyle bir şiddete başvurabiliyorlar. İkinci bir şey, özellikle nafaka konusunu gündeme getiriyor yine. Evet. Şimdi nafaka konusu bugün Türkiye'de özellikle boşanmalar yıllarca sürüyor. Kadın istemediği zaman boşanma neredeyse mümkün olmaz hale geliyor. Şimdi adamın zaten aldığı ücret, ücreti de boş verin. Adam boşandığı ve artık ayrı bir kadın olan, kendisiyle hiçbir ilişkisi olmayan bir kadına neredeyse ömür boyu nafaka vermek durumunda kalıyor. Şimdi adam kendisi mi geçinsin, yeni bir hayat mı kursun? Ki yeni bir hayat kuramıyor. Çünkü boşanmıyor hanımı. Boşanmadığı zaman kendisi evlenemiyor. Kadın da evlenemiyor, kendisi de evlenemiyor. Peki ne yapması gerekiyor bu? O zaman gayrimeşru alternatif bir takım yollara başvuruyor. Zinanın çoğalması ve bu anlamdaki tacizlerin çoğalması nedeni birisi de budur. Dolayısıyla yine yani aklı olanların yapması gereken şey nedir? Bunları olması gereken hale çevirmektir. Batıya benzemek, Avrupa Birliği'ne girme adı altında bu tür şeylere girmek gerçekten sıkıntıdır. Yine mesela diyelim ki kocası evden uzaklaştırılmış. Çocuğunu görmek istiyor. Çocuğunu, çocuklarını görmek istiyor. Kadın istemese göremiyor. Nasıl görüyor? Bir ekiple beraber, yetkililerle beraber gelip çocuğunu tıpkı bir mal gibi, bir eşya gibi hazzetmesi gerekiyor. Şimdi parası olan bunu yapıyor. Parası olmayan çocuklarını bile göremiyor. Şimdi ne kadar bir büyük bir zulüm. Böyle bir zulüm olur mu ya? Şimdi çocuklarını hanım göstermediği için o parayı ver diyor, ondan sonra gel diyor. Yani işin sıkıntılarından bir tanesi de budur. Yine mesela cinsel istismar, yani taciz ve tecavüz. Taciz ayrıdır, tecavüz ayrıdır.
Ama verilen cezalar birbirine yakındır. İkisine de verilen cezalar. Taciz sana göre bana göre değişebiliyor. Bazen sözlü bir şey, bazen dokunma. Bugün birileri anlattı çok ilginç bir şekilde. Danıştay'da mı? Bir yerde hakim olan birileri. Diyor ben Kızılay'da dolaşırken demiş kendisi. Ben ellerimi arkamda şöyle bağlıyorum. Birilerine dokunmamak için, birilerine değinmemek için. Cinsel taciz diye beni suçlamamaları için. Şimdi tacize de verilen ceza aynı, tecavüz ayrıdır. Tecavüzü siz ispat edebilirsiniz. Ama tacizi ispat etmeniz sadece kişinin yani birinin ifadesine bağlıdır. Ve bir de bu tacizle ilgili gerçekten şu an bir yürürlükte olan yasa var. Bir de mecliste seçimden önce meclise sunulan ama henüz daha kabul edilmeyen bir yasa var. Var olan yasaya göre bir kadın, bir kız fark etmez. Birileri bana taciz etti, beni tacizde bulundu dese başka bir ispata gerek yok. Şahide gerek yok, delile gerek yok. O adama direkt verilen ceza 15 dilinden başlıyor. Korkunç bir şey. Yani nasıl koruyacaksınız bir erkek olarak böyle bir... Yani mesela bir kadın birilerini istemiyorsa tabii. İki şey anlatayım ben. Bursa'da bir baba kızı kendisine kredi kartı istiyor. Kredi kartını vermiyor. Gidiyor diyor ki babam beni taciz etti diyor. Korkunç bir adamın şey. Başına gelmedi kalmıyor. Hem toplumsal baskı... Tabii hem... yani gerçekten insan düşündüğü zaman çıldırıyor. Mesela yine başka bir bakkal ya da bir market. Bir bayan, bir kız alışveriş yapıyor, borç yazdırıyor. 1, 2, 3, 5. Ondan sonra diyor ki yok diyor. Ben vermeyeceğim diyor. Çünkü işte var. O zaman diyor şey yaparım diyor. Gidiyor şikayet ediyor kendisine. Tacize bulundu diye. Adam bakkala da gidiyor, şeye de gidiyor. Perişan oluyor. Bakın üçüncü bir olay anlatayım. Öğretmenler. Kız öğretmenine diyor ki eğer ben notumu yükseltmezsen diyor gider şikayete bulunurum tacize bulundu diye. Buna evet diyenler yani kabul edenler problem yok. Kabul etmeyenler hapse girmek durumunda kalıyor. Korkunç bir hal. Şimdi abi. Tek taraflı olarak bir kişinin siz sokakta giderken diyelim ki sevimli ya da bir çocuğun yapmış olduğu bir şey hoşunuza gitti. Başınızı okşadınız. Birileri dese ki o aile çocuğun ailesi benim çocuğuma tacize bulundu. Perişan olursunuz. Ali abi inanın ben artık çocuklara dokunmuyorum. Dokunmamak gerekiyor. Artık dokunmuyorum. Yakın olmamak gerekiyor. Bakın bir şey daha anlatayım. Tacize bulunan kadın ya da daha doğrusu suçlamasında itirafında ya da iftirasında bulunan bir kadın ki yeni çıkacak kanunlarda da bu var Adalet Bakanlığı'nın mağdur konumunda 4 asgari ücret brüt asgari ücretten 30 asgari ücrete kadar ceza veriyor. Yani mesela diyelim ki bir kadının birisine gıcıklığı vardır ya da paraya ihtiyacı vardır. Dese ki bana tacize bulundu ben mağdurum dese hakimin 4 brüt asgari ücretle 30 brüt asgari ücret arasında bir ceza ile sizi cezalandırabiliyor. Şu an mecliste olan yasa eğer kabul edilirse tacizin cezası 20 ile 40 yıl arasıdır. Korkunç bir şey. Daha önce bu yasa değiştirilmiş. Daha önceki yasada tacizde bulunulan kadın herhangi bir imtihana tabi tutulmadan devlet memuru yapılacaktı. Bu iptal edilmiş, şu an yok. Yani memur olmak isteyen birilerini taciz ettiği zaman kolaylıkla devlet memuru olabilecek konumda. Şimdi sadece bunlar değil. Mesela erken evlilik. Doğu ve Güneydoğu'da oluyor. Yani zorla evlilikleri söylemiyorum. İki tane genç çocuk. 18 yaşından küçük. Diyelim ki birbirlerini sevmişler, evlenmişler. Şimdi erken evlilikten dolayı 18 yaştan küçük olmaları dolayısıyla erken evlilikte çocuğu yani erkeği alıp hapse atıyorlar. Mesela tacizde bir kadının söylemesi yeterlidir. Ama erken evlilikte o evli olan yani yaşı küçük olan kız, yaşı küçük olan erkekle dese ki ben gönüllü evlendim, nikahlımdır dese onun sözü kabul edilmiyor. Tacizde kabul ediliyor ama erken evlilikte kabul edilmiyor. Felaket yani. Bunun benzeri de yüz binlerce yine böyle binlerce insanın içeride olduğu. Evleniyorlar, çocuklar oluyor. Bir şikayet, bir ihbar neticesinde bunu alıyorlar. O kadıncağız ya da o kızcağız çünkü 18'den yaş küçük olduğu için çocuğuyla baş başa ve ne yapacağını şaşırır haldedir. Sıkıntılı bir hayat. Sıkıntılı bir hayat ve şimdi bütün bunlar düşünüldüğü zaman Ali abi bir şey soracağım. Bu iki genç birlikte yaşasalar ailelerin imkanları olsa bir suç var mı? Evlenince suç mu oluyor? Abi? Evlenince suç oluyor. Ama zina serbest. Bakın zina suç değil. Yani diyor ki siz gidin zina yapın diyor. Onlara su yok. Ama ötekileri dini nikahla evleniyorlar.
meşru bir evlilik yapıyorlar. Meşru bir evlilik yapıyorlar. Onlar suçludur ama zina yapanlara herhangi bir şey yok. Korkunç bir şey yani. Korkunç bir şey. Bu zulüm bir yani şey. Zulüm belki çok hafif kalıyor. Yani inanın zulüm çok hafif kalıyor. Evet. Şimdi bunların yani siz bir taraftan bu şeyleri engellemeye çalışırken öbür taraftan böyle yüzlerce binlerce insanı mağdur edecek konumda. Kızı dışarıda perişan bir vaziyette, erkeği de içeride perişan bir vaziyette tutmanın bir anlamı var mı? Ha zorla evlendirilmişse bunlara engel olun. Bunların cezaları değişik şekillerde verilsin. Ama şu an inanın toplum böyle cinnet geçirmek üzeredir. Bu tür aileler, bu tür insanlar. Bunların sayıları az da değil. Yani Ali abi görünen o ki çok yakın zamanlarda çok ciddi sosyal patlamalar görebileceğiz. Çok büyük travmalar yaşayabileceğiz yani. Hal bu. Şimdi tabii yani bu ister istemez halkta, toplumda bu tür sıkıntılar. Yani yarın sokakta bunlar olduğu zaman ne olacak? Evet. Şimdi suçun olmadığı halde, tacize bulunmadığın halde seni taciz etti diye 20 ile 40 yıl eğer bu kanun kabul edilirse cezayı verme durumu söz konusu olduğu için adam kaçacak. Kaçtığı zaman ne yapacak? Gelecek o kadını öldürecek. Ben yapmadığım halde 20 ile 40 yıl arası veya insanın artık ömrü biter yani. Hayatı biter. Tabii. 657 sayılı devlet memurlar kanuna bir ilave yapıyorlar. Eğer çıkarsa daha tasarı halinde. Diyelim ki iş yerinde. Aynı görevde görev yapan iki kişi vardır. Bir kadın, bir erkek. Erkeğin virüse çıkma ihtimali var. Yani makam, mevki olarak. Eğer kadın oraya niyetliyse ona bir iftirada bulunduğu zaman adam memurluğu da gidiyor, işi de gidiyor, hayatı da gidiyor. Şimdi bunların özellikle Müslümanları sevmeyen, özellikle İslami yönü olan insanlara karşı gıcı olan kadınlar bunlar yapmazlar mı? Yaparlar. Ne, nasıl söyleyeceksiniz? Önleme imkanları da söz yok. Konusu değil. Onun için burada tabii bunlar şu an hükümetin özellikle bunların da tekrar düşünmesi gerekiyor. Biz İslami anlamda şunu yapın bunu yapın demiyoruz. Ama insani anlamda en azından yapmaları gerekiyor. Çünkü İslam'ın yani İslam ancak İslami bir sistemde söz konusu olur. İslam'ın getireceği ceza ya da mükafat İslami sistemde değerini bulur, yerini bulur, zeminini bulur. Bugün bunlara mesela hırsızlık yapana bugün kolu kesilse zulüm olur. Evet. Çünkü aç olan insanların yapacağı başka bir şey yok ki. Siz önce o aç olan insanların aç olma sebeplerini ortadan kaldıracaksınız. Buna rağmen hırsızlık yaparsa. Bugün zina eden, cinsel tacizde bulunan insanların erken evlilik ya da evliliğini kolaylaştırıcı anlamda bir takım yol ve yöntemler, politikalar geliştirin. Buna rağmen yaparlarsa o zaman cezayı verin. Bunlar yapılmıyor. Bunlar yapılmadı. Mesela bugün sokakta dolaştığınız zaman ve özellikle okullarda, üniversitelerde ya böyle toplu insanların bulunduğu yerlerde gençleri tahrik edecek o kadar çok şey var ki o gençlerin tahrik olmamaları adeta melek şeyine sahip olmalarını gerektiriyor. Evet. Terbiyesine. Şimdi bu kadar açıklık ve saçıklığın, bu kadar rezaletin olduğu bir ortamda yani tabiri caizse işte köpek taşlar bağlanmış köpeklerin salıverildiği bir ortamda. Gençtir, kanı kaynadığı bir zamandır. Şimdi siz bu kadar tahrik ederseniz onları yapacağı tek şey odur. Bir ara birileri anlattı. Bir film izliyor gencin birisi. Çıktığında ilk karşılaştığı kadın ki yaşlı bir kadına saldırıyor. Cinsel tacize bulunuyor. Ve ondan sonra hakim karşısına çıkarılıyor. Hakim bey diyor vallahi diyor anam karşıma çıksa anıma tecavüz ederdim diyor. O kadar ki tahrik oldum diyor filmde. Şimdi böyle bir ortamda gençleri tutabilir misiniz? Siz gençlerin bu yönünü terbiye edecek, eğitecek ama aynı zamanda da bunları tahrik edecek bir ortamın olmayacağı tarzda bir ortam oluşturursanız buna rağmen yaparsanız cezalarını verin. Ama bunlar yok. Her türlü böyle açıklığın saçıklığın. Yani sokağa çıktığınız zaman sanki bir deniz kenarındaki deniz kenarına gitmiyor. Denizden ispat edemiyoruz şu an. Müslümanlar yani edemiyoruz yani. Hiç bir yere gidemiyoruz. Onu bırakın şu an caddelere bile çıkamaz hale geliyor Müslümanlar ya. Önüne baksa düşme ihtimali var. Karşısına baksa, sağa baksa, sola baksa her an bir şeyle karşılaşma ihtimali var. Bunları elbette ki zoraki baskıyla değil ama bunların yolları vardır. Eğitimdir. Bu eğitimle ancak bunlar halledilebilir ki bugün özellikle Türkiye'de uygulana gelen eğitim sistemiyle de bunların halledilmesi çok mümkün görünmüyor. Ali abi yani biliyorsunuz malumunuz dindar nesil yetiştirme iddiasında olan bir hükümet var, bir yapı var. Ama Türkiye'de bakıyorsunuz gerçekten
porno, çocuk pornosunda Türkiye dünyada en üst düzeyde seyredilmesinde. Yani o ahlaksız sitelerin gerçekten yayınları çok korkunç boyutlarda. Bir taraftan böyle bir iddiaya da yola çıkmışsınız ama bir taraftan geldiğiniz hal bu. Ve enteresan olan şu, yani ben bakıyorum, yani hükümet yetkililerinin açıklamalarına bakıyorum. Bu anlamda çok tedbir de yok, çok konuşulmuyor, çok tartışılmıyor da maalesef. Yani bir takım kanunlarla bu işi çözeceklerini söylüyorlar, çıkarttıkları kanunları siz ifade ettiniz. Bu anlamda düşünen, kafa yoranan adamlar da yok. Maalesef yani bu kadar yıllık iktidarda düşünür de yetiştirmediler. Yani öyle bir hal aldı ki, işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Neler yapacağız, ne yapmak lazım Ali abi? Siz hani eğitim diyorsunuz falan ama yani buradan en azından bizi dinliyorlarsa yetkililere neler söylemek istersiniz? Yetkililerden öte şudur. Yani ben acizane olarak Müslümanlar olarak yapmamız gereken şeyler bizim açımızdan önemlidir. Yani bizim tekrar yeniden öncelikle ailemizi, çünkü aile çok önemlidir. Toplumun temelidir. Yani aile sağlam olursa toplum da sağlam olur. Bugün aile çökertiliyor ve dolayısıyla hani Tahrim suresindeki ayette diyor ya, kendinizi ve ehlinizi yakıtı insan ve taş olan ateşten koruyun diyor. Biz bunu yaparsak, yine Mısırlı bir alim var, bu Hasan el-Benna'dan sonra gelen Hasan el-Hudeybi diye, ikinci mürşit olarak, ihvan lideri olarak, o diyor ki herkes diyor İslam'ı önce kendi gönlünde, kendi kalbinde yerleştirirse diyor, İslam o belde kendine hakim olur. Türkçe'de güzel bir söz vardır, atasözü olarak. Herkes kapısını önü temizlerse işte cadde, sokak, mahalle tertemiz olur. Şimdi ben kendimden sorumluyum, siz kendinizden sorumlusunuz. Ama neşe itibariyle Müslümanız. Hayat da çok kısadır. Yani ölüm, nefes verdik mi alamayacak kadar, aldık mı veremeyecek kadar bize yakındır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın deyimiyle. Bu kadar yakın bir hayatı yaşıyoruz. Yani zannetmeyelim ki ya işte yarınlarda yaşayacağız bilmem. Böyle diyenlerin bir kısmı şu an mezarlıklarda yatıyor. Bizim için de aynı şey geçerlidir. Ve dolayısıyla Allah'ın huzuruna çıktığımızda en azından biraz önce siz başta yapmış olduğunuz duada da belirtildiği gibi hem dünyada da hem ahirette de iyiliğin bize vermesi için ve cehennem azabından kurtulabilmemiz için kendimize ve ailemize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu belki toplumsal anlamda. Ve bir de tabii şu, biraz önce siz Adnan Oktar'la ilgili işte onlar yapıdır, cemaat değildir. Bugün tabii adına cemaat dediğimiz bir takım grupların da neler yaptıklarını biliyoruz. Nice. Ve her şeyden önce şu, doğruları mutlaka bir şekilde gündeme getirmenin yollarını da bulmamız gerekiyor. Gerektiği zaman kral çıplaktır diyebilmeliyiz. Elbette ki bugün iktidarın yapmış olduğu güzel şeyler var. Bunları inkar etmiyoruz. Yollar yapılmış. Yani Marmaray'dan geçiyorsun, güzeldir. İşte otobandan gidiyorsun, güzeldir. Ama her şey bu değil. Buna verildiği kadar, önem verildiği kadar insana ve insanın eğitilmesine de önem verilmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki bunu göremiyoruz. Bu şu ya da bu şekilde söyleniyor. Yani söz ve eylem birliğinin olması gerekiyor. Konuşuluyor. Ama eyleme geçirilmiyorsa bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla Müslümanların dönüp kendilerini tekrar bir muhasebesini yapmaları gerekiyor. Biz biraz sonra, yarın ya da işte şu kadar zaman sonra netice itibariyle Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğiz. Bu hesap verirken öncelikle kendimizden, ailemizden, çocuklarımızdan hesaba çekileceğiz. Ve dolayısıyla bunların hesabını verebilecek durumda mıyız? Ve bunun yanında çok temel ayetler vardır. İyi emretme, kötülüğü nehyetme anlamında. Her ne kadar bugün yasa konsa da bu tür şeylere. Mesela faizin haram olduğunu söyleyebilmeliyiz. Bunu şey için veriyorum, yani bugün devlet, iktidar bu yönde faiz noktasında belirli oranlar getirdiği için söylüyorum. Ama sadece faiz konusunda değil. Yani Allah-u Teala Ali İmran suresindeki ayette iyiliği emretme, kötülüğü nehyetmenin kurtuluşa vesile olabileceğimizi söylüyor. Namaz gibi, hac gibi, oruç gibi temel amellerden birisidir iyiliği emretme, kötülüğü nehyetme. Bugün bunları yapamaz hale geldik. Bugün çevremize gördüğümüz kötülükleri bırakın elimizle düzeltmeyi, dilimizle de bırakın söylemeyi, kalbimizde bile buğz edemez hale gelmişiz. Yani onlarla iç içe yaşıyoruz ve dolayısıyla onlardan Allah korusun neredeyse memnun ya da rıza gösterecek tarzdayız. Bunlardan bir an önce ve mümkün olduğu kadar, biz hep devlet kurmayla, hep başka şeylerle uğraşır hale geldik. Oysa önce devleti kendi içimize kurmamız gerekiyor.
ve bu iyiliği emretme, kötülüğü nehyetme dediğimiz davetçi olma kimliği, tebliğ kimliğini yeniden kuşanmamız gerekiyor. Ama ne yazık ki uzun zamandan beri, bakın uzun zamandan beri yeni bir insana İslam'ı anlatma noktasına bir gayretimiz olmamıştır. Birçoğumuzun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ali'ye hitaben söylediği güzel bir söz var. Ey Ali diyor, senin vesilenle bir kişi İslam'a girse üzerine güneş doğan her şeyden. Başka bir versiyonunda da şu kadar Kızıldeve'den daha kıymetlidir diyor. Bakın bir kişi. Şimdi biz Hazreti Nuh Aleyhisselam'a bakıyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bakıyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam'a bakıyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyoruz. Bunların yapmış oldukları mücadeleler anlatıyoruz. Ama yaşamıyoruz. Anlatıyoruz ama yapmıyoruz. Evet, yani Peygamber Efendimizin ki bugüne kadar hayat mücadelesi, iktidar olma mücadelesi, insanlara tebliğ etme mücadelesi en net bir şekilde bize kadar ulaşmıştır. Yani biz bunu izlediğimiz zaman o bütün sıkıntılara rağmen, bütün zorluklara rağmen, hani bir elime güneşi bir elime ay verseniz dahi vazgeçmem dediği zamanlar ya da lekum dinikum veliyedin ayeti geldiğinde söylediği sözler bizim için de sadece örnek alacağımız değil, aynı zamanda yaşayacağımız bir hale getirmemiz gerekiyor. Ne zaman biz bunları yaşar hale gelirsek, ben çokça sevdiğim ve zikrettiğim bir söz vardır Ömer bin Abdülaziz'in. Soruyorlar, ya işte 5. halife olarak zikrediliyor ya, ne yaptın da bu işleri düzeldi diyor. Vallahi diyor, bir şey yapmadım diyor. Ben Allah'la aramı düzelttim, Allah işlerimi düzeltti. Biz de Allah'la aramızı düzeltelim. Düzelttiğimiz zaman inanıyorum ki işlerimiz de düzeldi. Burada sıkıntımız var. Bireysel anlamda sıkıntımız var, cemaatsel anlamda sıkıntımız var. Ve diğer bir sıkıntımız, temel sıkıntıların bir tanesi bireyselleşmedir. Fethullah Gülen'den dolayı, Alparslan Kuytul'a yapılan operasyondan dolayı, ben Adnan Oktar'ı çok fazla saymıyorum. Çünkü bunların, bunun İslami yönü ya da İslami söylemi, yönü demeyelim, yönü zaten yok. İslami söylemi çok fazla yok. Evet, yok. Ama diğer ikisinin var. Yani Fethullah Gülen'in de işte ağlayarak, burnunu silerek İslam'ı anlattığı zamanlar olmuştur. Alparslan Kuytul zaten bu yönü var, yanlış bir takım şeyler olsa da. Bu ve buna benzer bir takım şeylerden dolayı aman bize de buna yönelik bir takım şeyler gelir düşüncesiyle, böyle bir sıkıntıyı yaşarız düşüncesiyle bireyselleşme gittikçe artıyor. Bireyselleşme dünyevileşmenin bir sonucudur. Ben kendi kendime yeterim anlayışıdır. Oysa hiç kimse kendi kendine yeter değildir. Yine çok güzel bir söz var. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Birbirimize muhtacız. Müslümanlar birbirlerine muhtaçtır. Mutlaka omuz omuza vermeleri gerekiyor. Yine çok sevdiğim bir söz var, hadis var. İman etmedikçe cennete gidemezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz tekrar yeniden Müslümanlar olarak eksiğiyle fazlasıyla, çeriyle çöpüyle ben Müslümanım diyen ve gereğini yapan, gereğinin yapma noktasında bir gayreti olan bütün Müslümanları sevmek ve kardeş bilmekle mükellefiz. Tekrar yeniden omuz omuza verip ve yeniden besmeleyi çekmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten sıkıntı bizim dışımızda gelişiyor olsa da bizim neslimizi de sıkıntıya sokacak hale geliyor. Çocuklarımızı, torunlarımızı, geleceğimizi sıkıntıya sokuyor. İşte torunlarımız var. Çocuklarımız Allah'a şükür atı büyüdü benim de. Torunlar var. Ben şimdi endişe ediyorum. Kızlarımız var. Oğullarımız var. Yani sadece kızlarımızdan dolayı endişe etmiyoruz. Oğullarımızdan dolayı da endişe ediyoruz. Elbet. Yani bunların yarınları ne olacak? Ve gittikçe yani İmam Hatip'e gidiyorlar. Ama İmam Hatip'lerin durumu nasıl bugün? Sayıları arttı. Binaları arttı. Binaları güzelleşti. Ama eğitim, müfredat yani eskiden çok farklı değil. Yani diğer okullardan çok farklı hale gelmediği söyleniyor. Özellikle öğretmenler tarafından bunu zaman zaman duyuyoruz. Tekrar yeniden devlete ve müfredatına bırakmadan çocuklarımızla ve çocuklarla ilgilenir hale gelmemiz gerekiyor. Bunların bize, bizim bunlara ihtiyacımız var. Evet. Ali abi Allah razı olsun. Cümlemize. Güzel bir sohbetti. Değerli dinleyiciler, Ali Kaçar abimiz de bugün sosyal anlamda ülkemizin içinde yaşadığı sıkıntıları konuştuk. Hakikaten Ali abim gerçekten çok güzel noktalara temas etti. Ali abi bir de şu var, şunu da dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Biz Müslümanlar enerjimizi içimizde çok tüketiyoruz. Birbirimizle çok tartışıyoruz. Birbirimizle çok uğraşıyoruz. Bu da bizi yoruyor, tüketiyor, bitiriyor. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi tekrar Müslümanlar olarak birbirimizle dayanışma içerisine girip içinde bulunduğumuz bu şartlardan
Allah'ın kitabı vahiy ile ve Resul'ün örnekliğiyle çıkabiliriz ancak. Bunu hayatımıza taşımalıyız. Bu noktada hassasiyet göstermeliyiz. Gerçekten bilelim ki bugün birilerinin çocuklarına olan bu tatsız durumlar yarın öbürsü gün bir şekilde bizi de kuşatabilir. Bir şekilde bizlere de bulaşabilir. Çünkü bu bir vakadır. Allah korusun, yarın üzülmektense şimdiden dört elle tekrar Kur'an'a, vahye ve peygamberin örnekliğine sarılıp hayatı tekrar inşa edebiliriz. Değerli dinleyiciler, 92.1 radyo. Hasan Elbenna, bir sözünü hatırlatayım. Buyurunuz Ali abi, buyurunuz. Rahmetli Hasan Elbenna, Allah kendisine rahmet eylesin, şehadetini kabul etsin. Diyor ki, Müslümanlar diyor, ihtilaf ettikleri konularda birbirlerini mazur görsünler. İhtilaf ettiği konularda. İttifak ettiği konularda da birbirleriyle yardımlaşsınlar diyor. Ne kadar güzel bir ses. Bunu yapabilirsek işimiz aslında çok kolay. Çok kolay. Evet. Değerli dinleyiciler, inşallah başka zamanda da Ali abimizle birlikte olma gayret içerisinde olacağız. Ali abi, tekrar Radyo Denge adına çok teşekkür ediyorum ben size. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Güzel bir sohbet akşamı yaşadık. Radyo Denge olarak hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Gündem Özel sona erdi.